Ağlıyor musun? İyi misin? İyi ol lütfen. Tamam, geç öyle biraz. Niye ağladın Melisa? Neden ağlıyorsun? Yani bugün seni üzecek bir bilgiyi de açıklamak zorundayım ama öyle bir bilgi öğrendik ki senin de öğrenmen gerektiğini düşünüyoruz. Artık bilmen lazım. Bazı gerçeklerle senin de yüzleşmen lazım. O bilgiyi de açıklayacağım. Yani ben her gün, yani yemin ederim Melisa, ben böyle bir yayın şeyi görmedim. Tamam. Hiçbir şey. Tamam. Yani muhatap olmayın siz. Ama şunu söyleyeyim sana Melisa. Yaklaşık bir 28 yıllık meslek hayatım var. Ve ben böyle işte böyle bir olayı görmedim. Bak uzmanlarımız da öyle. Yıllar emekli olmuş emniyetten. Bugün karşılaştığımız o bizi şok eden bilgiyi de açıklayacağım. Ona ne diyeceksin çok merak ediyorum. Belki senin bazı duygularını da netleştirir diye ümit ediyorum. Hepsini şey yapacağız, konuşacağız. Bak yeni mağdurumuz burada. Beyefendi geldi. Telefonla bağlanınca ve öyle görüntüler var ki. Keza orada da bazı birçok şeyi belgelemişsiniz. Evet. Kesinlikle birçok şeyi belgelemek lazım. Yani bazı mağdurlar hep şunu söylüyor güç elemanları. Diyorlar ki belge nerede? Fotoğraf yok. Nerede? Delil yok. İspatta. Hiçbir şey yok. İspatlayamazsınız diyor. Ya bir onu ipucunu vereyim sizle ilgili. Telefonla yeni nikah kıymışlar telefonla. 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 Ya siz evet. De inanmışsınız. Ben inanmadım ama bayağı bir şey yaptım da orada kötü olduğumuzdan yapacak bir şey yoktu onu. Konuşacağız. Onların hepsini konuşacağız. Hatta bir görüntü var elinizde. O da çok çarpıcı bir görüntü. Onu konuşacağız. Ama ilerleyen dakikalarda yani bizim elimize mesela gelinle ilgili videolar evin içinde ulaşmıştı ya. Bu kez bir düğün görüntüsü elimize ulaştı. Ya bayağı düğün yapmışlar yani. Yani düğün yapacak kadar da pervasızlar. O kadar kendilerine güveniyorlar. Nasıl bir arkalarında güç olduğunu düşünüyorlar ki düğün yapıyorlar yani. O kadar rahatlar ki. Şimdi mesela iki tane video var. O videolar bir ekranlara... Aha, haritayı açıklayayım değil mi? Unuttum haritayı tabii. Aslı bana haritayı hatırlatıyor hemen. Çok teşekkürler Aslı'cığım. Önce harita bir ekranlara gelsin. Evet. Türkiye haritası. İller yine aynı 38 ama tabii bazı illere 2-3 defa gidildiği için rakam çok arttı. İl sayısı 38 ama Sivas'a bir mağdur eklendi. Kars'a bir başka mağdur eklendi. İzmir'de yeni bir mağdur var. Onun gerçekten o da çok enteresan. Yine bu örgütle bağlantılı. Bu arada bizi arayan farklı örgüt, daha doğrusu farklı insanlar tarafından dolandırıldığını söyleyen. Yani şöyle benim anladığım kadarıyla bölge bölge bazı yerlerde konuşlanmışlar. Konuşlanmışlar ama onların yaptığı da bir organize iş aslında. Tabii. Yani 3-4 kişi var işin içeri. 3 kişi olunca organize işe giriyor tabii, zaten. Girer. Evet. Öyle insanlar da yani öyle mağdurlar da bize başvurdu. Onları da araştırıyoruz. Onları da netleştirince pazartesi günü de sizlerin karşısına getireceğiz onları. Oradaki detayları da araştırıyoruz şimdi. Şimdi Sivas'ta yeni mağdurumuz 40 bin lira dolandırılmış. Kars'ta 150 bin lira dolandırılmış. İzmir'de maalesef 30 bin lira dolandırılmış. Rakam 6 milyon 500 bin liraya ulaştı. 6 milyon 630 yazıyor. Yanlış mı yazıyor? Özür dilerim. En son rakamıyla revize ettiler. Doğru. En son İzmir'deki bu yeni rakamları da ilave ettiler. 6 milyon 630 bin lira. Bu İzmir'de diğer yerleri de ilave edince. 420 tabii, bin lira daha eklenmiş. Ya anlık her şey o kadar çok değişiyor ki. Düne göre 420 bin lira. Ya vallahi borsa gibi ha. Yani evet. Anlık rakam değişiyor. Anlık bilgiler değişiyor. Anlık her şey değişiyor. Ama şu bir gerçek, insanlar maalesef evlilik vaadiyle dolandırılmışlar. Melisa, neden bu kadar üzgün olduğunu bize anlatır mısın istersen? Seni biraz dinlemek istiyorum ben. Konuşmayacak mısın? Bir peçete versinler sana. Bir tane daha peçete ver. Tamam, yine bir iki görüntü getireceğim yine seninle ilgili maalesef. O görüntüyü çünkü bazen izleyicilerimiz de artık yani biz bu programa izleyiciler de çok fazlasıyla sahip çıkıyorlar. Ve mağdurlar için çok üzülüyorlar. Onlar da sosyal medyadan yani biz birçok görüntü biz kendimiz araştırmıyoruz. İzleyicilerden bize ihbarlarla gelen görüntüler oluyor. O görüntüleri araştırıyoruz, doğru mudur, nedir, ne değildir diye bakıyoruz. Arkasından da maalesef bu görüntüyü getiriyoruz. Şimdi bir görüntü yine Melisa'yı üzecek ama Melisa oradaki ne yaptığını bize açıklamak zorunda. Önce biriyle bayağı bir oynuyorsun yani. Gelsin ekranlara. Tamam.
Eltin mi bu senin evi? Evet. Tamam. Yılını hatırlıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Babasının evi diyebiliyorum. Babasının evi. Ama bak, bu görüntüyü bize gönderenler diyorlar ki, haklı olarak şu soruyu soruyorlar. Ve Melisa'yı bu soruyu yanıtlamanı istiyorlar senin. İnsanları dolandırıyor diyorlar. Sonra evine dönünce bir de bu utanmadan göbek mi atıyor diyorlar. Haksızlar mı sence? Yani bu duyguyu merak ediyorlar. Yani sen o sıralarda tabii neyin nasıl olduğunun farkında mı değilim, fazlasıyla farkındasın yani. Bu nasıl bir duygu mesela? Gidiyorsun birilerini dolandırıyorsun. Bak, bu kadar mağdurlar var. Yani birçoğunu da, yani bazılarını peyderpey alıyoruz. Bazıları işleri oluşun gitti. Önümüzdeki hafta başka mağdurlar da gelecek. Başka çeteler tarafından da dolandırılan. Allah aşkına ya. Hiç, hep bana şunu söyledin ya, o yüzden merak ediyorum. İzleyiciler de onu merak ediyorlar. Ya ben hep onu söylüyorum. Bunu söylediğim için de bana çok kızıyorlar, biliyorum. Ama ben burada bir anneyi görüyorum. Dolandırıcı bir kızı da görüyorum, kadını da görüyorum burada. Tamam, dolandırmışsın. Ama bir yandan burada bir aile dramını da gördüğüm için, ben birebir seni yayın öncesi, yayın sonrasında sohbet ettiğimiz için, yani mağdurlara da çok üzülüyorum, açık söyleyeyim. Ama burada hayatı kaymış bir genç kız gördüğüm için, anneni, özellikle annenden dolayı da, yani annenin verdiği mücadele, bir anne olarak verdiği mücadeleyi de anlıyorum ve çok üzülüyorum.